Herkese merhaba. Size ürperdiğiyle hatırladığım bir olayı anlatacağım. Kesinlikle bu hayatımın en kötü günü olmuştu. Siz de böyle kötü bir gün geçirdiyseniz yorumlarda paylaşın. Adım Ricky ve 17 yaşındayım. Film izlemeyi çok seviyorum. Özellikle gerilim türü filmleri seviyorum. Hani şu oturduğunuz yerde gerildiğiniz türden, aklınızdan senaryo ile ilgili geçen o yüzlerce farklı tahmin sonucunda öngöremediğiniz bir şey olur. Bir değişim, yeni olaylar, sırlar, bilmeceler ve izledikten sonra yarım gün boyunca o filmi anca sindirirsiniz. Son birkaç aydır okuldan artan boş zamanlarında pizzacı olarak çalışıyorum. İşimi seviyorum, derslerimden geri kalmıyor, iyi para kazanıyorum ve paramı hayal ettiğim yepyeni bir elektrikli scooter için biriktiriyorum. Sessiz hayatımın bir gün gerçek bir gerilime, televizyonda izlemeyi sevdiğim türden bir hayata dönüşeceğini asla düşünmezdim. Sıradan bir cumartesi öğleden sonrasıydı. Güzel bir uyku üstüne duşa girdim. Giyindim ve işe gittim. Her cumartesi bilerek kahvaltı yapmıyorum. Çünkü cumartesileri tüm ekip pizzacının mutfağında bir araya geliyor ve şefimizden güzel kokulu ve inanılmaz lezzetli krepler yiyoruz. Yemeğimiz uzun sürmüyor ve herkes görevine başlıyor. Bazıları yemek hazırlıyor, bazıları salonu temizliyor ve ben de oturup sipariş bekliyorum. Siparişleri taşımak için adreslere giderken taşıdığım büyük bir termosırt çantam var. O gün ben dükkanda öylece otururken bir kız arayıp pizza ve içecek sipariş verdi. Adresi iş yerimize yakındı ve yaklaşık teslimat süresini hesapladım. Sipariş yakın zamanda inşa edilmiş bir rezidanstan geldi. 45 katlı havalı yüksek teknoloji tasarımına sahip yepyeni lüks bir rezidans. Daha önce oraya hiç gitmemiştim ve evi içeriden görebileceğim için mutluydum. Pizza hazır olur olmaz çantamı her şeyi koyup adrese yöneldim. Yol boyunca temiz hava soluyarak yürüdüm. Modum harikaydı. Yarım saat sonra bana ne olacağını hayal bile edemezdim. Rezidansın kapısında biraz durup etrafa bakındım. Etraf yemyeşil ve tertemizdi. Geniş bir oyun alanı ve etrafta birçok çiçek vardı. Ne güzel bir yer. Evin içine girdim. Birinci katta birkaç asansör vardı. Bana daha yakın olana gittim. En son 45. kata gitmem gerekiyordu. Asansör yavaşça yükseldi ve aniden 10. katta durdu. Kapılar açıldı ve önümde iri uzun bir adam belirdi. Yüzünde inanılmaz derecede ciddi bir ifade vardı. Büyük siyah bir çanta taşıyordu. İçeri girdi ve yanımda durdu. Sessizce ona doğru baktım ve ellerinin ve parmaklarının dövmelerle dolu olduğunu gördüm. Yazılar, gamalı ağaç, kafatasları ve bıçaklar vardı. Bu çizimler beni tedirgin etti. Adam sessizce 25. kata bastı ve yavaş yavaş tırmanmaya başladık. Sessizce yukarı çıkarken aniden asansör durdu ve ışıklar söndü. Birkaç saniye geçti, ışık yandı ama asansör hareketsiz kalmaya devam etti. Tedirgin hissettim. Pizzanın soğuyacağını, müşterinin mutsuz olacağını düşündüm ve bu pek hoş olmayan adam da yanımdaydı. Bana birini hatırlatıyordu ama kim olduğunu bilmiyordum. Sanki onu bir yerde görmüş gibiydim. Güvenlik görevlisi düğmesine basmaya başladım. Kimse cevap vermedi. 5 dakika sürdü. Sonra 15. Şans bu ya, telefonda hiç kontrolüm de yoktu. Asansördeki adam hiç endişeli görünmüyordu. Öylece sakince ayakta duruyordu. Hareket bile etmedi. Yarım saat geçti ve artık cesaretimi toplayarak adamdan siparişi veren müşteri aramasını isteyecektim. Ona dönüp soruyu sordum ve kuru bir yanıt aldım. Telefonum yok. 21. yüzyılın eşiğinde yetişkin bir adamın gerçekten telefonu yok mu? Nasıl yani? Bu kişiden yardım beklemenin yararsız olduğunu anladım ve asansörden nasıl çıkacağımı kendim düşünmeye başladım. Wi-Fi'yi yakalamak umuduyla telefonu açmaya başladım. Adam bana baktı ama hiçbir şey olmamış gibi durmaya devam etti. Birden ekrana zayıf bir Wi-Fi anteninin çıktığını gördüm ve internet belirdi. Memnun oldum. Göndericinin numarasını WhatsApp üzerinden aramaya başladım. Ancak bu girişimler başarısız oldu. Numara cevap vermedi. Sessizce yere oturdum. Sırt çantamı kenara koydum ve internete girdim. Asansör hareketsiz durduğundan ve kimsenin bize yardım etmediğinden dolayı haberleri okumak ve internette takılmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Garip. Ancak tarayıcı hemen açıldı ve haber sitelerine girdim. Bir sayfa açtım ve aniden aranıyor yazan bir haber gördüm. Özellikle tehlikeli yazan haberin altında asansörde yanımda duran adamın resmi vardı. Buz kestim. Sonra kızardım. Soğuk soğuk terledim. Adamın yüzüne bakamadım. Şimdi tüm bulmaca bir araya gelmişti. Dövmeler, cinayet silahlarını taşıdığı siyah çanta ve kötü saldırgan görünüşü. Kesinlikle bu adam bir caniydi. Lanet asansörün tekrar çalışmasını umdum. Böylece caddeye koşabilir, yardım isteyebilir, saklanabilirdim. Evet,
Bir şeyler yapmalıydım. Bu adam bana saldırana kadar bekleyemezdim. Aniden bana doğru baktı. Çok kötü ve küstahça. Onun hakkında bir şey bildiğini sakın belli etme. Sakın belli etme. Güzel hava değil mi? Diye sordum titreyen bir sesle. Adam bana deli gibi baktı. Her zaman elinde tuttuğu çantayı bıraktı ve bana doğru döndü. Adın ne pizzacı adam? Ricky. O Ricky. Kekeledim. Adam güldü. Çıkarttığı o kahkahadan asansör bile hafifçe sallandı. Çantaya uzandı, açmaya başladı ve artık içimden hayata çoktan veda ediyordum. Adam çantayı açıp içinden bir şey çıkarttı. Bardak ve termos. Sırt çantama doğru başını salladı ve pizzanın çoktan soğuduğunu ve uzun süre oturmamız gerektiğini ve acıktığını söyledi. Sırt çantamı sessizce açtım ve biraz sıcak pepperoni çıkardım. Adam bir bardak sıcak çay uzattı ve mutlu bir şekilde pizzanın diliminden kocaman bir ısırık aldı. Gözlerini kısarak zevkle dudaklarını çapırdattı. Ben ise yemeğe bile dokunmadım. Korkudan ölüyordum. Şimdi yemek yiyecek ve muhtemelen sonra da benimle ilgilenecekti. Onu tanıdığımı kesinlikle anladı ve tanıklara ne olur biliyorum. Adam bütün pizzayı tek başına yedi. Son ısırığı yuttuktan sonra midesini okşadı ve onu tanıyıp tanımadığımı sordu. Başımı salladım ama yüz ifadem onu gerçekten tanıdığımı gösterdi. Adam sanki benden bir şey bekliyormuş gibi elini belirgin bir şekilde uzattı. Anlamadım. İmza istemiyor musun veya bir fotoğraf? Diye sordu. İmza istemek mi? Suçluların imzaları ne zamandan beri alınıyor? Kekeleyerek cesaretimi topladım ve sordum. Kim olduğunu bildiğim için şimdi bana ne yapacaksın? Adam güldü ve her kelimeyi vurgulayarak yüksek sesle ''Yaşa genç çocuk ve her anın tadını çıkar.'' dedi. O anda asansör hareket etmeye başladı ve yukarı çıktık. Şansıma inanamadan derin bir nefes aldım. Hayattaydım. Adam 25. katta dışarı çıktı. Bana veda etti ve inanılmaz lezzetli pizza için bana teşekkür etti. Kapılar kapanır kapanmaz hemen 1. kata indim ve bir kurşun gibi siteden dışarı koştum. İşe vardıktan sonra güçlükle nefes alıp meslektaşlarıma ne olduğunu kısaca anlattım. Sonra kendime gelmeye başladım. Suçlunun neye benzediğini ve bu reklamı tam olarak nerede gördün diye sormaya başladılar. İş arkadaşları polis arayıp ne olduğunu anlatmak istedi. O haberi arıyordum ve onu buldum. Çocuklara göstererek bu manyakla asansörde kaldığımı söyledim. Meslektaşlarım fotoğrafı görünce güldü. Garsonumuz Joe gülerek sadece gerilim filmleri izlediğim için diğer oyuncuları tanımadığımı söyledi. Ve fotoğrafın altındaki yazıyı gösterdi. Dikkat edin! Tehlikeli suçlu ekranları geri döndü. Superstar Brad Pitt'in yer aldığı yeni aksiyon filminin galası. Etraftaki herkes bana gülüyordu ve durumun komikliğini fark ederek ben de güldüm. İşte böyle. Bir süperstarla asansörde kaldım ve onu bir suçlu sandım. Hikayeyi beğendiyseniz beğene basın, kanalımıza abone olun ve yeni harika hikayeleri kaçırmayın.